için, yani hayatta kalabilmek için göç etmek mecburiyetinde kalan milyonlarca insan var. Akdeniz'de gördüğümüz, yaşadığımız dramı hep beraber görüyoruz. Göçlerin ikinci temel nedeni de savaş ve baskı göçleri diyebileceğimiz husustur. Ülkelerindeki savaştan kaçanlar ya da ülkelerindeki diktatörlüklerden, ülkelerindeki baskı rejimlerinden kaçan halkların kendileri için soluk alabilecekleri, ayakta durabilecekleri, sonraki nesillerini, çocuklarını yaşatabilecekleri bir güvenli bölgeye doğru kaçma eğilimleridir. Yine bu anlamda da Avrupa artık son derece ciddi, yüksek düzeyde bir göçmen tehdidiyle karşı karşıyadır. Değerli kardeşlerim, değerli basın mensupları, Türkiye Nisan 2011'den beri biliyorsunuz çok büyük bir sorun olan bu soruna insani diplomasi çerçevesinde yaklaşmıştır. Yani kim nereden gelirse gelsin bu anlamda Türkiye kucak açmıştır. Açık kapı politikasıyla, insani diplomasiyle Türkiye bu konuda büyük bir örnek teşkil etmiştir. Bu çerçevede Türkiye'nin yaklaşık 7.6 milyar dolarlık bir faturayla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Bunun sadece 418 milyon dolarlık kısmı uluslararası camiadan, uluslararası yardım kuruluşlarından, gelişmiş ülkelerden ve zengin ülkelerden gelmiştir. Dolayısıyla Türkiye bir kere daha ifade etmek istiyoruz ki karşı karşıya kalmış olduğu bu ağır yükün faturasını ödemek, bu ağır yükün payını hiç olmazsa hafifletmek bakımından bütün ülkeleri, dost ve kardeş ülkelerimizi, bu konuya duyarlı olan ülkeleri de Türkiye'ye yardım etmeye, bu insani sorunun ortaya çıkarmış olduğu büyük manzarayı paylaşmaya davet etmektedir. Yine bu toplantıda ele aldığımız ikinci konu, yani birincisi göçmen konusu, ikincisi göçmen konusunun, sığınmacılar konusunun dışişleri perspektifiyle ele alınması, üçüncüsü ise seçim güvenliğinin sağlanması. Bu konuda da Sayın İçişleri Bakanımız Selami Altınok Bey çok detaylı bir tartışma, bir sunum yaptı. Görüşlerini, alınan tedbirleri, bundan sonraki süreçte uygulanacak tedbirleri de Bakanlar Kurulumuzla paylaşmış oldu. Ümit ediyoruz ki bu Bakanlar Kurulu'ndaki görüşülen tedbirler çerçevesinde Türkiye sorunsuz bir seçimi 1 Kasım'da geride bırakacak ve inşallah Türkiye demokrasiyi barış içerisinde, bayram havası içerisinde, huzur içerisinde bir seçimi geride bırakarak demokratik bakımdan önemli bir mesafeyi de aşmış olacaktır. Değerli basın mensupları, yine bugün Bakanlar Kurulumuzun hemen başlangıcında şu anda Türkiye kamuoyuna da mal olmuş olan bir gelişmeyi yaşadık. 63. seçim hükümetinde anayasal bir zorunluluk ve sorumluluk gereği kurulmuş olan seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı ve Kalkınma Bakanı olarak görev yapan HDP kontenjanından buraya teklif edilmiş, Sayın Başbakanımız tarafından teklif edilerek, kabul ederek hükümette yer almış olan iki değerli bakan arkadaşımız Müslüm Doğan ve Ali Haydar Konca istifa etmişlerdir ve istifa kararlarını toplantının başında Sayın Başbakanımıza ifade etmişlerdir. Son derece medeni şekilde, kendi açıklamalarında da ifade ettikleri gibi, hiçbir tartışmaya mahal bırakmaksızın istifalarını çok kısa bir şekilde gerekçelendirerek ifade ettiler. Arkasından da Sayın Başbakanımız kendileriyle ilgili olarak söyledikleri konularda aynı görüşte olmadığını ifade eden, kendi görüşünü, hükümetimizin görüşünü ifade eden bir açıklamayla bu görüşlere katılmadığını yine son derece medeni, son derece açık ve açık yüreklilikle ifade ederek kendilerine teşekkür ettiler ve Sayın Müsteşarımız Madenoğlu tarafından da her iki bakan uğurlanarak kapıya kadar uğurlandılar. Değerli kardeşlerim, değerli basın mensupları, öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bugün Türkiye'de bir koalisyon hükümeti bozulmuş değildir. AK Parti ve HDP bir koalisyon hükümeti kurmuş değillerdi. Anayasal bir zorunluluk olarak ve anayasal sorumluluklarını kuşanmış olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 63. hükümeti Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle Sayın Başbakanımızın başkanlığında kurulmuştu. Dolayısıyla bu seçim hükümetinde yer almayı kabul eden bu iki değerli eski bakan kendi iradeleriyle burada yer almayı kabul ettiler. Bugün de kendi iradeleriyle bu hükümetten ayrılma fikrini ortaya koydular ve hükümetten ayrıldılar. Ben bu kararlarının kendileri için hayırlı uğurlu olmasını, bu kararlarının aldıkları kararlarında kendileri için iyi sonuçlar vermesini temenni ederim. Ancak
burada ifade ettiğim gibi sanki bir hükümet bozulmuş, bir hükümet dağılmış gibi bir algı içerisinde olmaya gerek yok. İki hükümette yer alan, HDP kontenjanından yer alan iki bakan arkadaşımız istifa ettiğinde yine anayasal çerçevede nasıl, neyin nasıl yapılacağı son derece açık ve bellidir. Sayın Başbakanımız en kısa süre içerisinde iki bağımsız bakanı bu arkadaşlarımızın yerine atayacak. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza bu görevlendirmelerle ilgili teklifini sunacak ve arkasından da görevlendirme yapılarak, Cumhurbaşkanımız tarafından görevlendirme onaylanarak iki yeni bakan arkadaşımız görevlerine başlayacaklar. Dolayısıyla burada herhangi bir olağanüstü durum yok. Hükümet zaten bir olağanüstü şartlar içerisinde kurulmuş olan bir hükümet. Bir hükümet kurulamadığı için Türkiye'yi seçime götürmek için kurulmuş olan bir hükümetti. İki arkadaşımız istifa ettiler. Onların yerine başka iki arkadaşımız gelerek bu hükümet 1 Kasım'a kadar görevini yerine getirecek. Bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Bu hükümet anayasal zorunlulukla kurulmuş bir hükümettir. Ve bu hükümetin iki temel amacı vardır. Bunlardan bir tanesi kamu düzenini korumak ve Türkiye'de yönetim boşluğu oluşturmadan 1 Kasım'a kadar gitmek. İkincisi, 1 Kasım'a giderken de Türkiye'yi suhuletle, sükunetle ve barış içerisinde seçime götürmek vazifeleridir. Bu hükümetin iki temel vazifesi budur ve bugüne kadar da bu hükümet yönetim boşluğu bırakmamak konusunda hatta en zor kararları dahi alarak yoluna devam etmiştir. Bundan sonra da yoluna devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu anlamda bu değerli bakan arkadaşlarımız bireysel tercihleriyle hükümette olmayı kabul ettiler ve bireysel tercihleriyle de hükümetten ayrıldılar. Ancak ayrıldıktan sonra içeride konuşulmamış konuları içeren son derece siyasal dozu son derece yüksek bir basın açıklaması yaptılar. Öyle görünüyor ki o basın açıklamasında ortaya konulan fikirlerin hiçbirisi içeride konuşulmamıştı. Anlaşılıyor ki bu arkadaşlarımız bu basın açıklamasını bir yerlerden gelen talimatlarla yaptılar. Dolayısıyla bu basın açıklamasında ortaya konulan fikirlerin hiçbir şekilde içeride yansıttıkları fikirlerle bir ilgisi olmadığını da ifade etmek isterim. Ayrıca bu basın açıklamasında hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız hakkında ortaya koymuş olduğu fikirlerin hiçbirisini kabul etmek mümkün değildir. Bu sözlerin tamamını yakışıksız, tamamını eleştiri dozunun üstünde bulduğumuzu ifade ediyoruz. Yersiz bulduğumuzu ifade ediyoruz ve şiddetle kınıyoruz, şiddetle reddediyoruz. Bu süre içerisinde Sayın Bakan arkadaşlarımızın şahıslarının tespit ve teşhis ettiklerini söyledikleri hiçbir konu ne bu Bakanlar Kurulu'ndan önceki Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmemiştir. Ayrıca bu arkadaşlarımızın hiçbirisinin görev yapmalarına engel olunmamıştır. Cizre ile ilgili o süreçte ortaya koymuş oldukları mesele de şudur. Yani bu bakan arkadaşlarımız diğer bütün bakan arkadaşlar gibi aynı hak ve aynı yetkiye ama aynı zamanda da aynı sorumluluklara sahip olan insanlardı. Dolayısıyla benim bakan olarak bir hakkım ve sorumluluğum neyse Sayın Ali Aydar Bey'in de Müslüm Bey'in de yetki ve sorumlulukları aynıydı. Herhangi bir yere sivillerin girmesiyle ilgili bir karar varsa, yasak kararı varsa, bu karara nasıl ben uymak zorundaysam, diğer bakan arkadaşlarımız uymak zorundaysa, bu arkadaşlarımız da uymak zorundaydılar. Dolayısıyla görev yapmalarına mani olunduğu, engel olunduğu şeklindeki eleştirilerinde doğru olmadığını ifade etmek isterim. Değerli kardeşlerim, değerli basın mensupları, aziz millet, ifade ettiğim gibi bu seçim hükümeti Türkiye Cumhuriyeti'nin 63. hükümeti olarak üzerine düşen bütün sorumlulukların bilincinde olarak 1 Kasım'a kadar Türkiye'yi inşallah suhuletle sakin bir şekilde seçimlere götürecek ve yönetecektir. Hiçbir alanda, hiçbir bakanlıkla ilgili konunun kapsamında en ufak bir yönetim boşluğu olmayacaktır. Bu çerçevede zannediyorum önümüzdeki saatlerde bu iki bakan arkadaşımız yerine de iki yeni bakan atanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti yoluna devam edecektir. Ben bu vesileyle bütün milletimizin Kurban Bayramı'nı da tebrik ediyorum. Kurban Bayramı tatilinde herkese huzurlu, neşeli bir tatil diliyorum. Şunu da
müsaade ederseniz uyarıyı da bir kere daha yapmak istiyorum. Her bayram tatilinde, her uzun tatilde karşı karşıya kaldığımız yollardaki trafik kazaları ve bu kazalara bağlı ölümlerden de Allah bütün yurttaşlarımızı, bütün ülkemizi korusun. Bunun için de tatile giden kardeşlerimizin dikkatli olmaları ve bu anlamda trafik kurallarına uymalarını da temenni ediyoruz. Eğer soru